Tarih 15 Temmuz 2016, saatler 22'yi gösterirken Türkiye Cumhuriyeti askeri darbe girişimine sahne oldu. İstanbul ve Ankara sokaklarında tankları karşısında gören halk önce ne olup bittiğini anlamadı. Kulaktan kulağa dolaşan darbe söylentisiyle sokağa inen ve demokrasiye sahip çıkmaya çalışan insanlarsa mermilerin hedefi oldu. Hiçbir ayrım yapılmaksızın. Saatler gece yarısını gösterdiğinde TRT spikeri Tijen Karaş stüdyoya zorla giren askerlerin verdiği korsan bildirgeyi okumaya başladı. Teminatı altındadır. Kimsenin test etmeye... Saat 0.37'ye geldiğinde ise darbe girişimini kıran o telefon geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FaceTime üzerinden CNN Türkiye verdiği demeçte halkı meydanlara inmeye ve demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Darbeci askerler başta TRT binası olmak üzere basın kuruluşlarını basarken saat 2.50 sularında da F-16'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını vurmaya başladı. Ben seni çok uyanıyorum. Kızlar korkutma. Ya canım ne olur kapat. Aysun abla. O sıralarda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerlere karşı büyük bir kahramanlıkla direnen ve Cuntacı generali vurarak darbenin önlenmesinde önemli rol oynayan koruma astsubayı Ömer Halis Demir şehit edildi. Darbe girişiminde ayrıca 248 kişi şehit edilirken 2000'den fazla kişi ise yaralandı.